Çok kısa, Tabii. birer Tabii. dakika alalım. Sonra sayın vekillerimiz ayrılacak herhalde. Şimdi sayın vekilim ve değerli katılımcılar, şimdi ben konuşmamın başında şunu ifade etmiştim. Bundan 8 yıl öncesinde rüzgar enerjisi, güneş zaten yoktu. Rüzgar enerjisi çok yeni bir enerji üretim kaynak tipi olduğu için Türkiye'de bu tanınmıyordu. Tanınmıyordu ve sistem işletmeciliği açısından, sistem frekans ve gerilimini temin etmek açısından güvensiz bir enerji olarak biliniyordu. O bakımdan da zaten bu kısıtlamalar, sınırlar getirildi ve hala da bu kısıt bir şekilde de hala devam ediyor ifadesini kullanmıştım. Ama günümüzde bilhassa TEİAŞ'taki ilgili arkadaşımız da bunu burada güzelce ifade edebilir. Bugün geldiğimiz konum itibariyle Türkiye'de şu anlık enerji üretimin yani 40 bin megawatt'ın üçte bir oranında yenilenebilir enerjiye dayalı üretim yapılsa bile sistem güvenliğinin güvende olduğu, emniyette olduğu, sıkıntı yaşamayacağı ifade edilmekte. Öyleyse biz bu piyasa rüzgar enerjisinden elektrik üretimiyle ilgili süreci kolaylaştırmamız gerekir. Bir takım yani yılın belirli günlerine, belirli aylarında değil de bu başvuruların yılın tümüne yaymamız ve bölgelerimizde bu rüzgarla alakalı ve güneşle alakalı kısıtlar getirmek yerine bu eğer çok mecbur kalınsa bile bu kısıt miktarının kapasite oranının çok yükseklere çıkarılmasının sistem güvenliği açısından da şu anda mümkün olduğu nedeniyle bunun önünün açılması gerektiğini ifade etmiştim. Yani bir hidroelektrik santral ve bir termik santrale dayalı enerji üretimi için bir lisans almak üzere bir yatırımcı kişi bize enerji piyasası düzenleme kuruluna başvurma için sadece şunu yapıyor. Öncelikle sadece bulunduğu enerji üreteceği yerin kaynak teminini elde ediyor. Kaynak teminini elde ettiği andan itibaren gücünü, her şeyini nereye kuracağını ve güç miktarını da kendisi belirleyerek bize başvuruyor. Biz bu firmanın kurmak istediği tesisin gücünü sorgulamıyoruz. Ya bu yüksek bir güç, bu olmaz. Bak bölgende şu kadar kısıt var demiyoruz. Ve bu şurası olmaz gibi böyle bir takım elemelerden geçirmiyoruz. Bizim yaptığımız sadece ilgili iletim ve dağıtım şirketinin de bu konuyla alakalı Enterkonektasyon bağlantısının yani mümkün olup olmadığıyla alakalı olumlu görüşü aldıktan sonra bu lisansın direkt önünü açıyoruz. Yani ben aslında rüzgara dayalı, plasma rüzgara dayalı enerji üretim sisteminin yatırımının önün açılması gerektiği, güvenli bir enerji pozisyonuna Türkiye'mizde, günümüzde artık çoktan gelmiş olduğunu ifade etmiştim. Herhalde yanlış anlaşıldı. Hayır, ben sizin dediğinizi aynen tekrar ettim. Yani dedim ki önce böyle dediniz ama sonra kendisini ikrar ederek Evet. düzelttiniz dedim. Dolayısıyla yani bu açıklamanız biraz fuzuli oldu bence. Çünkü aynısını söyledim ben. Peki, teşekkür ederim. Peki, bir dakikada Necdet Bey'i tanıyalım. Sayın Vekilim, değerli katılımcılar, ben türbünden orman yangını çıkar derken şunu kastettim. Yani çıkartır manasına demedim. Böyle bir yangının çıkacağına aklımın ucundan bile geçmezdi. Böyle bir örnek yaşandığı için hatırlatma babında Nerede yaşandı Necdet Bey? Balıkesir'de fotoğraflarını Hayır, gönderebilirim. şimdi bu yaşanabilir. Dünyada da yaşanıyor. Hayır, nerede yani ben onu öğrenmek istiyorum. Onu hayır, istiyorum. türbünden kaynaklı mı oldu? Yani bir arp mı oluştu, bir şey mi oluştu? Türbünden kaynaklanıp ufak bir sirayet etmiş. Yani fazla Yani büyük bu değil ama dünyanın her yerinde gerçekleşiyor. Hatırlatma babına dedim. Yoksa başka bir Ama şimdi bu da önümüze yarın bir gün yok bu yangın yapıyor diye geliyor yani bu sefer. Sektörün önüne. Bu sefer de öyle geliyor. Hayır başkan bu örnek olmaz yani. Tabii Yani ki. bunu ben not olarak not olarak ve teferruatlı olarak ben bunu resimleriyle beraber sizden rica ediyorum mümkünse istirham ediyorum. Böyle bir yangın olması yani mümkün değil. Hayır, Sayın Yani Genel Müdürüm. türbünden ağaçlar uzakta bir kere. Sayın Vekilim, şimdi bu trafo merkezlerimizde de gerçekleşebilir. Enerji nakil hatlarımızda da gerçekleşebilir. Başka sektörlerde başka kazalar da gerçekleşebilir. Adı üstünde, bunun adı kaza. Yani dünyada başka örnekleri de yaşanıyor. Kaldı ki bu teknoloji gelişene kadar da benzer kazalar yaşanmış, türbinler devrilmiş, kanatlar parçalanmış, yangınlar çıkmış, bunlar var. Ama bunları bilerek, bunlara önlem alarak ormanlarımızı da biz var edeceğiz.
rüzgarımızı da var edeceğiz. Yani bu ülkenin bu bir kaynağıysa, ormanlarımız da kaynak, rüzgarı da bir kaynak. Bunları verimli bir şekilde kullanmayı öğrenmemiz lazım. Asıl sıkıntı bence bu. Yani her tarafın koruma amaçlı değil de her tarafın makul, mantıklı, kabul edilebilir sınırlar çerçevesinde hareket ettiği zaman ben inanıyorum ki mutlaka asgari bir müşterekte buluşulacak ki öyle olmasa Türkiye bu gelişimi göstermezdi. Hızlı bir şekilde ilerliyor ama daha hızlı ilerletebiliriz diye biz bu tür etkinlikleri hayata geçiriyoruz. Ben hemen burada diğer yatırımcılarımıza da izninizle dönmek istiyorum. Türbin üreticilerimize, kamuya. Evet Zeki Bey buyurun. Sayın vekillerimize çok teşekkür ediyoruz. Şeref verdiniz. Sağ olun. Öncelikle değerli panelistlere gerçekten çok teşekkür ediyorum. Bu kadar işin gücün arasında gerçekten buraya bu vakti ayırmanız çok önemliydi. Ve bence bize şu fırsatı verdiniz. Ben öncelikle Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın yapmış olduğu, hazırlamış olduğu sunumu kesinlikle ve kesinlikle bir çalışma dokümanı olarak değerlendirilmesi tavsiyesinde bulunacağım. Muazzam, harika bir sunum hazırlamışsınız gerçekten. Yatırımcılara, gerçek yatırımcıların zaten bildiği bir şey de, yatırımcı görüntüsündeki sanal yatırımcılara gerçekten bir döküman olduğu kanaatindeyim. Bunu alsınlar, okusunlar, incelesinler, bunun üzerine yatsınlar, kalksınlar. Gerçekten yatırımcı olmanın temellerini anlatmışsınız bu şeyde. Şimdi bürokratları suçlayıp duruyorlar. Ben buna kesinlikle karşı çıkıyorum. Türkiye'nin en büyük problemi bu bakanlığın, PDK'nın, bakanlığın diğer kuruluşlarının kapısından gerçekten yatırımcı olmayan insanları sokmuş olmak. Ve ne yazık ki tabii bunları gene sizlerin hazırlamış olduğu yönetmelikler ve kanunlarla yapıyoruz. Daha sonra da işte bu yatırımcı görüntüsündeki kişiler dönüyorlar, sizleri suçluyorlar. Şimdi bir tane ölçüm direğiyle sıkılmadan 100 küsür megawata müracaat edip bilmem kaç kuruş para verip ondan sonra 300-500 kombinasyon çeşidiyle türbin yerleştirip gelip bu türbin yerleşimleriyle Çevre Şehircilik Bakanlığı'na, EPDK'ya, Yenilenebilir Genel Müdürlüğü'ne durmadan sizleri oyalayıp, bizleri oyalayıp ondan sonra da dönüyorlar suçu sizlere buluyorlar. Burada bu yatırımcıların kapınıza geldikleri zaman ellerinde finalize edilmiş türbin layoutları olması lazım. Finalize edilmiş türbin tipleri olması lazım. Finalize edilmiş enerji analiz sonuçları olması lazım. Ondan sonra gelip sizleri tabii suçlamak çok kolay. Ben söyleyeyim, burada yatırımcı, gerçek yatırımcı arkadaşlar da var burada aramızda. Kendileri de söylesinler. Yani bir tane türbini, bir tane santrali adam gibi dizayn edip sizlere müracaat ettikten sonra ben 6 ayda imar planı alıyorum. 6 ayda da santrali yapıyorum. 1-1,5 senede ben santral yapıyorum. Niye sabahleyin sunumda konuşmadık? 20 bin megawatt çıkardık oraya. 6 bin küsür megawatt lisans verilmiş 1 Kasım'dan sonra, daha 1200'ü devrede. 3600 megawatt lisans verilmiş 1 Kasım 2007'den önce. 10 yılı geçmiş, bunun sadece 2200'ü devreye alınabilmiş. Yani bunun sebebi bakanlık bürokratları mı acaba? Yani bir insan bunu söylerken sıkılması lazım. Yani önce iş adamı olarak biz işimizi doğru düzgün yapacağız. Ondan sonra döneceğiz suçu bürokrat arkadaşlara da arayacağız. Ben hepinize bugüne kadar ki gerçekten benim şirketime, benim yaptığım çalışmalara göstermiş olduğunuz özen, dikkat ve katkı için çok teşekkür ediyorum bu vesileyle. Teşekkür ediyorum yaptığınız çalışmalar için tekrardan. Evet, biz de Zeki Bey'e teşekkür ediyoruz. Kamuyu öven konuşmalarından ötürü. Şimdi başka söz almak isteyen var mı? Sorunlarını iletmek isteyen var mı? Kamu tarafından var mı? Nedir, ne değildir? Evet, buyurun. Ben kamu tarafından değilim. Tabii, kendinizi de tanıtın. Ayhan Gök, Resan Atölye. Benim bir Necdet Bey'e bir sorum olacak. Hazır başlamışken, bir de yakalamışken Necdet Bey'i bugün.
Şimdi biz proje geliştirmeyi bir defa yanlış başlıyoruz. Saha seçimi yapıyoruz. Bu ölçüm direklerin bir yıl ölçüm yapması gerekiyor. Fakat ormandan almamız gereken izinler uzun sürdüğü için özel şahıs arazilerine yönlenmek zorunda kalıyoruz. Yani baştan aslında sahayı temsil etmeyecek bir pozisyonda ölçüm direklerimizi dikiyoruz. Yanlış olduğunu bildiğimiz halde. Çünkü ormandan izin süreçlerinin uzun olmasından dolayı. Burada sizden katkı bekliyoruz. Şimdi rüzgar ölçüm direklerinde izin süresinin uzun olmasının ana sebebi başbakanlık sürecinden kaynaklı. Yoksa dosyada inceleme aylar yıllar sürmez. Bize geliyor, herhangi bir eksik yoksa başbakanlığa gidiyor. Başbakanlıktan dönüş sürecini bekliyoruz. Onun haricinde bizim ekstra bunda bir şeyimiz yok yani. Başbakanlık süreci sizin veya rüzgar ölçüm direklerinin sürecini uzatıyor. Evet, o bir çözüm olabilir ama bazı projelerde, bazı yerlerde de özellikle doğa korumadaki yaşanan sıkıntıdan dolayı şimdi Nisan'da alınacağı için Mart sonuna kadar geçen sene ölçüm istasyonlarını kurmaları gerekiyordu. O dönemde de işte buraların kapatılma meselesi gündemdeydi. Ondan dolayı da gecikmeler yaşanmıştı hatırlarsanız. Onun da tabii etkisi olabilir. Aslında bir farklı tartışma sürecini de gündeme getirmek istiyorum. Zeki Bey belirtti, yani her şeyiyle bitmiş olan projenin getirilmesi lazım dedi. Biz de biliyoruz ki zaman zaman bu gündeme geliyor. Dönem dönem işte ölçüm istasyonlarının yeniden kalksın, işte ölçüm yapılmasın diyen var. Tekrar ölçüm en son haliyle projeleri buraya koyalım diyen var. Şimdi 3000 megawatt önümüzdeki süreçte yeni müracaatlar alınacak ve işte 1700'ün üzerinde ölçüm istasyonunun olduğundan bahsettik. Yani en son baktığımızda 1400'ler civarındaydı. Şimdi 1700'e çıkmış. Bunlar hani ne kadarı Nisan'da gelecek, ne kadarı gelmeyecek bilemiyoruz ama şu bir gerçek. Hani Nisan ayına geldiğimizde 1000 tanenin üzerinde müracaatı alacağız. Durum onu gösteriyor ve kapasite belirli. 3000 megawatt. Hani bu konuyla ilgili hani EPDK'nın bir ön çalışması var mı? Ne yapabiliriz? Ne edebiliriz? Bakanlık tarafında bir çalışma var mı? Bu konuyla ilgili biraz bilgi alabilir miyiz Uğur Bey? Yani Nisan ayındaki müracaatları nasıl görüyorsunuz? Bununla ilgili hazırlıklarınız neler? Bundan sonraki süreçte şöyle olursa daha iyi olur dediğiniz bir şey var mı? Onları alabilir miyiz sizden? Şimdi tabii Nisan ayında 3000 megawattlık bir başvuruyu alacağız muhakkak. Şimdi bu süreci azaltma adına bizim aşağı yukarı en az bir aydır kendi dairemiz bünyesinde çalışmasını devam ettirdiğimiz bir süreç var. Hatta işte yönetmelik, lisans yönetmeliği değişikliğinde bir takım değişiklikler yapılarak sürece katkı sağlamak adına, süreci hızlandırmak, basitleştirmek adına çalışmalarımız var. Fakat tabii bunu biz şu anda dairemiz bünyesinde bu çalışmayı tamamlamak üzereyiz. Büyük ihtimalle de bu önümüzdeki hafta veya haftalar içerisinde kurulun da görüşü aldıktan sonra sektörün de bu süreç biraz sıkıştı belki ama süreç içerisinde sektörün de görüşünü alarak son noktaya gelmek istiyoruz. Yani bu tabii mevcut sürenin uzunluğu ve işin zorluğu diyelim. Yani enerji piyasası düzenleme kurumu olarak bizi de rahatsız ediyor. Bu konuda bir çalışmamız var. Ben ancak bu şekilde ifade edeyim. Sektörle paylaşacağız yalnız bunu. Kuruldan geçtikten sonra sektörle paylaşacağız. Bu aslında sevindirici bir gelişme. Yani olumlu yönde ve süreci kısaltacak yönde bir takım çalışmalar varsa bu olumlu. Tabii kaş yaparken de göz çıkarmayalım bazen. Muhakkak tabii. Bazen de öyle oluyor. Yani etki analizini iyi yapmamız lazım. Bu düzenlemeler olurken ve sektör dediğimizde hep kamu tarafından özel sektör algılanıyor, sektör paydaşı anlamında ama şimdi rüzgarın sektör paydaşlarına baktığınızda kamunun içerisinde de birçok bakanlığın olduğunu da görüyorsunuz. Maliye'den tutun, Orman Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı gibi. Yani bütün sektör paydaşlarının katılımıyla bir düzenlemenin çıkması sadece bu EPDK'nın yapmış olduğu düzenlemede değil.
diğer bakanlıklarda, diğer kurum ve kuruluşlarda yapılan düzenlemelerde de sektör görüşünün, sektör paydaşının larının görüşlerinin alınıp etki analizinin yapılmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü şeyde de soruyorlar, bizim zaman zaman katıldığımız Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği başkanlarıyla ya da Küresel Rüzgar Enerjisi başkanlarıyla toplantılar gerçekleştiriyoruz. Yılda 4-5 sefer ya da 5-6 sefer. Orada da gündeme geliyor, hani hızlı bir gelişim gösteriyorsunuz, bunu neye borçlusunuz diye biz de aslında dile getiriyoruz. Yani sektör paydaşlarıyla birlikte düzenlemeler geliyor ve dolayısıyla sonuçları da iyi oluyor şeklinde paylaşımlar yapıyoruz.